Championship'teki kanı yerde bırakmadı efsane bir maç olarak. Wilder Hoca arada çıktı. Böyle Leeds bayağı etkili başlamış ilk 10-15 dakika preste. Böyle yaptı. One pass, one pass diye bağırdı. Şimdi seyircilerde yok ya, duyabiliyoruz. Tam senlik de o sahne. Hakikaten Sheffield oyuncuları sanki bilgisayarda onları yönetiyormuş gibi. Hoca, Sheffield'ın hocası Wilder. Hemen tek basa döndüler. Tık 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 tık. Ve o presi kırdılar. Evet. Bielsa geldi. Orada bir şeyler söyledi. Anlaşılmadı tabii. O tercüman falan filan. Kuş diliyle konuşuyor abi. Ya dünyada başka öyle bir teknik direktör yok. Mesela basın toplantısı 3 saat sürebiliyor. Neden? Oyun anlatıyor. Hayır, soru ne isterseniz sorabilirsiniz oyunla ilgili. Ben kaç saat istiyorsanız anlatırım diyor. 3 saatlik basın odası var. Bir de adam asla birebir röportaj vermiyor. Yani Ali Ece de beni çok seviyor. Gelsin. Demokratik değil diyor. Demokratik olan diyor. Herkesin bir yerde olması. Soru sormak isteyen herkes gelecek. İstediklerini soracak. Ben de cevaplayacağım diyor. Leeds'in bu iyi başlangıcı. Bakalım ne kadar devam edecek. Bu hafta Manchester City ile oynuyorlar değil mi? Hadi Allah'ım sen konuyu biliyorsun diyerek de Manchester City'ye geçiyoruz böyle. Geçelim abi. Jan Boveda'yı da bir ara konuşacağız. Bu Barcelona'lar, Brentford'lar, Arsenal, Chelsea. Abi, bu maç girdi pek bir şey yapmadı. Bu maçla alakalı ben sana sadece şunu söyleyeceğim. Senin iki tane bekin var. Birisi Mendy, birisi Walker. Ve bu iki adamının en son ne yapmamasını, yani en son yapmasını tercih ettiğin şey nedir? Hiç hücum bir şey vaat etmiyorken, vaat etmek üzereyken diyelim biz ona. Ceza sahasına köşeden gelen iki adamı nasıl aynı şekilde indirirsin abi? Bir sol bekin, bir sağ bekin. Sen nasıl yapar bunu ya? Bu arada Eric Garcia falan da iyi oynuyordu bakma yani. Hani şey, çocuk o Petrşek gibi çıkmış maça eyvallah ama hani böyle temiz müdahalelerle falan oynuyordu abi. Ben Kyle Walker'la Mendy'ye inanılmaz şaşırıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum yani. Bir Pep Guardiola fanı olarak yani. Bunun sebebinin önünde oynayan oyuncular olduğunu düşünüyorum. Eyvah. Mahrez'le Foden üzerinden gideceğiz. Şimdi değil mi? Hiçbiri asıl verimli olduğu yerde neredeyse değildir. Oynayamadı oyuncuların. Çünkü burada sizin de büyük bir kadro zafiyeti yaşadığını sakatlıklar ve Covid yüzünden belirtelim. Tabii. Zaten hı-hı. 11 o yüzden öyle oldu. Evet. Şimdi bir kere kafadan De Bruyne istediği yerde oynayamadı. Ve Guardiola ilk kez uzun zamandır çift defansif orta sahada 11 ile başladı. Yani hem Rodri hem Fernandinho vardı ki Lig Kupası maçında dün gece vazgeçti. Fernandinho'yu stopere aldı. Birazdan tabii sana Ruben Dias transferini soracağım. Evet. Çünkü çok iyi bildiğin oyunculardan bir tanesi. Ben sadece bir oyundan biliyorum. Hep almak istiyorum, alamıyorum. Param yetmiyordu. Gerçek hayatta parayla oynayan işte Orta Doğu yatırımcılar, gerçek hayatta futbol menajeri oynayanlar parayla aldılar. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah o kadar yani içten gelerek söylemiyorum ama. Şimdi Guardiola 686. maçında teknik olarak 5-7. Burada evet kesinlikle Mendy'nin, kesinlikle Volk'un kötü oyununa katılıyorum. Yani kötü tercihler yaptığını, skora etki yapan. Ama City'deki eksikleri niye dile getirmek istemiyorum biliyor musun? Kardeşim Leicester City'nin en iyi 5 oyuncudan ikisi yok. Ndidi'nin olmaması ne demek? Ya eksiklerden dolayı Ndidi'yi geçen haftada stoper oynatıyor. Evet. O oradan da gitti adam yani. Defansif orta sahadan eksiliyor Ndidi yokken stoperden de eksildi ve Evans bence en fazla bu sezon oynar Premier Lig'de. 15 maç oynasa bile yeridir. Evet. Hakikaten fizik konsörlük ve genç yaşlardan beri geçirdiği ağır sakatlıklar. Sunderland'de, Manchester United'da çok uzun yıllardır oynuyor. Bu yüzden üçlü savunmaya geçti. Normal, evet. Üçlü savunmaya geçti. Oraya bir Amarty falan evet, aldı. Çağlar, Amarty, Evans ki 92'yi tamamlayamadı Evans'da. Evet. Normal ama yani. Şimdi asıl eksiği olan o. Bir de Pereira da yok. Mesela Castagne'yi belki solda oynatacak. Evet. Justin solda oynuyor Pereira olmadığı için. Ki ben Justin'i beğeniyorum yine de. Ben de gayet beğeniyorum. Ha, ama söyleyeyim. Bir Pereira değil. Yok değil. Yani Pereira geçen sezon ligin en iyi 4 sağ kanat bekinden bir tanesiydi. Açık ara çok başı yani Trent'ten sonra belki onu yazarsın öyle değil mi hocam? Evet. Ya Kyle Walker değil. Yok. Pereira'yı yazarsın. Asla değil abi Kyle Walker değil. Şimdi bir kere böyle Kevin De Bruyne'nin en verimli olduğu yer şu sağ iç forvetle orta sağ iç arası. Şurası yani. Oradaki serbest adam esasında yani. Tabii ya. Çünkü oradaki serbest adam bak, yani. Bak yaptığı asistleri hatırlatmak için şuraları çiziyorum. Hı-hı. Biraz yamuk çiziyorum ama anlayacaksınız. Sıkıntı. Ya şuradan yaptığı ortalar var. Bu maçta da iki tane Sterling, evet. Farkındaysan. Ama 10 numara oynayınca daha böyle markaj altında evet. kalıyorsun. Burada geriden gelip yapıyor. Ya da şuradan hareketleniyor. Buradan hareketleniyor. Çok rahat geliyor Kevin De Bruyne. 4-1 2-3 dersek Guardiola'nın evet. düzenine. Burada Foden oynadı. Tamam burada oynayabiliyor ama burada asıl Sterling oynuyor. Ki Sterling'i de santrafor başlattı. Sterling'i santrafor başlatmak zorunda kaldı. Mahrez tamam. Mahrez ne yaparsa yapsın hiç güzel Leicester City gibi olamıyor. Manchester City'de. Yine güzel gol attı. O kadar. O kadar. Özetlerde var. Jeneriklerde var. Oyunun 90 dakikasında gerçekten yok. O kadar etkili olarak yok. Ve en önemli meselelerden bir tanesi de Rodri Fernandinho. İki tane
İşte Mehmet Demirkolca konuşalım böyle. Çapayla oynayacak. Güzel tabir. Ben çapa tabirini ön liberodan daha çok seviyorum. Zaten hep kullanılan bir tabir. Anchor. Anchor abi o kadar basit. Çünkü yani çapa zaten nasıldır gemide? Gemiyle beraber ileri gider, geri gider. Bu kadar basit bir şey yani. Oraya oyunu böyle çapayı atıp oraya oyunu kuruyorsun. Yani oyunun kurduğun bölge olduğu için çapa daha güzel tabir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama De Bruyne'nin işte daha böyle bir geriden sürpriz oyuncu olarak gelmesiyle. Şimdi Belçika milli takımında da buralarda oynarken abi sıkıntı yaşıyor yani, hiçbir zaman bu City'deki kadar da uçamıyor. Evet. Ya da onu Martinez farklı yerlerde oynatıyor hatırlarsan. Başka etkili kılmak için. Geçen sene Real Madrid maçı ileri ikili de oynattı. Peki ben sana bir şey sorayım. Hani maçı bu izlerken aklıma geldi. Manchester City hani oyun nasıl çözülür falan diye. Acaba hiç bu Dilep'i falan oyuna almadan Sterling'i kenara alıp De Bruyne'yi sahte 9 oynatabilir miydi? Şu yetenek havuzundan bahsediyorum. İşte onu söylemek istiyorum. Real Madrid maçında çok verimli oldu o şekilde. Yani niye denemedi mesela? Adam kendi özünden uzaklaşıyor biraz farkındaysa. Brendan Rodgers da ilk kez hayatında bu kadar bir defansif bir 11 ile çıktı. Evet. Mecburiyetten ama. Ya bu adam Reading'den kovuldu. Evet. Hocam sen fazla ofansif oynuyorsun. Bizim birinci ligden kovulma biçimidir hocalarım biliyorsun. The Manager kitabında da yazar biliyorsun. Onların dediği gibi oynadım ve 4-0 kaybettim ve son maçımdı. Evet. The Manager kitabında yazar Brendan Rodgers'la alakalı. Ben maçı hatırlıyorum ya. Benim her zaman ilgimi çeken biriydi. Futbol insanıydı. Mourinho'nun yardımcısı olması. Hı. Ama da onunla yardımcısıyken çok böyle işte Mourinho'nun daha böyle savunma ağırlıklı, işte geçiş ağırlıklı, kontratak ağırlıklı oyununu işte profesyonel olarak yardımcı olmakla beraber benim oynatmak istediğim oyun farklı falan diye açıklama yapması daha o zamanlar. Chelsea'de 3. 4. adamdı. Kuzey İrlandalı. Celtic'i tutuyor. Falan filan. Yani bu çok enti ama İspanya'ya gidiyor sürekli antrenör olarak kendini geliştirmek için. Mesela cumartesi maç yapıyorlarmış Chelsea. O pazar günü izinliymiş. Barcelona antrenmanına gidiyormuş. Hatta Mourinho mu gönderdi seni falan. Hani hemen bir ajanlık durumu var ya hani hep bizde de. Lideriniz kim falan. Bizdeki ilk ajan Ahmet Akçan'dır galiba. Mustafa Deniz'in yolladığı Monaco. Bizde bir başkan var böyle tribüne gelip kızıyor. Diyor ki, lideriniz kim falan diyor ki. Başkan bizim takım lider değil onu biliyoruz yani. O yüzden şikayetçiyiz biraz takımdan hani o şekilde. Neyse. Ya bunlar çok farklı. Şimdi bu maç mecburiyetten artık ne yapsın? Ve aklım hep şu geliyor. Ebe hocam Suarez tarih sezonunda. Gerrard'ın ayağı kaydığı maçta. Bu şekilde oynatsaydın bir puan alsaydı Liverpool. O sene de şampiyon. Evet. Şaka maka. Ama yok. Şey demişti o maçtan sonra da. Başkası gibi oynayıp Kaybedeceğime kendim gibi oynayıp kaybedeyim. Kaybetme. Ya kendin gibi oynayıp kaybetme, başkası gibi oynayıp da kaybetme. Yaptın hocam, başkası gibi oynadın ve kaybetmedin. O işte böyle Guardiola etkisi. Guardiola'nın sözü. Onun da işte Cruyff'un onun üzerindeki sözü. Ama mesela Cruyff son zamanlarında böyle televizyonda, gazetede köşesinde hep şey yazıyor. Ya benim o zamanlar söylediğim sözleri alıp böyle kanunmuş gibi yazıyorlar. Sanki bir emirmiş, göklerden gelen bir emirmiş gibi herkes yazıyorsunuz da. Abi. Ben onu 92'de söylemişim böyle. Sonra ne olmuş? Mesela 94'teki finali 4-0. Şimdi olsa böyle oynatmazdım diyor Milan'a. 4-0, 4-0 evet. Milan'da da eksikler vardı işte. Kafadan bir kere Baresi yoktu ya. Evet. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.